Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bu videoda Dress Lily'den yaptığım alışverişimi göstereceğim size. Bu video sponsorlu bir video değil ama gelen ürünlerin hepsi bana hediye geldi. Şimdi sizinle beraber Dress Lily'den gelen kıyafetleri inceleyeceğiz. Toplam 180 dolarlık bir alışveriş yaptım. Tam sonbahar için parçalar seçtim. Yaklaşık 20 günde geldi. Açık konuşayım, bu kadar kaliteli geleceğini düşünmüyordum. Bayağı güzel parçalar aldım. Hepsi kıyafet değil. Elbise var, kazak var. Onun dışında aksesuarlar da aldım. Kemer aldım, çanta aldım. Başka bir şeyler daha aldım. Tarzıma uygun kıyafetler seçtim. Siz de sitede gezinip yine aşağıya böyle genel bir link de bırakacağım. Oradan beğendiğiniz ürünler olursa oradan yine sipariş verebilirsiniz. Ayrıca benim aldığım parçalardan da beğendiğiniz olursa linkleri de direkt bırakıyorum. Hemen kolaylıkla oradan ulaşabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Bu videoyu çekmeden önce kontrol ettiğimde bazı ürünlerin aldığım bazı parçaların stokları tükenmiş. Onları da yine aşağıya ekleyeceğim. Belki stoklar güncellenir. Lafı fazla uzatmayacağım. Hadi aldığım parçalara geçelim. Dediğim gibi sadece elbise veya kıyafet seçmedim. Bütün ihtiyacım olan kullanacağım şeyleri seçtim. Güzel bir alışveriş oldu benim için. Şunu göstermek istiyorum. Bu bayağıdır gördüğüm bir çanta. Önünde böyle bir cırt cırtı var. Çok tatlı, flamingolu. Şöyle yakından göstereyim. Yağmurluk kumaşı gibi. Muhtemelen su geçirmiyor olabilir. İçi de bayağı geniş. İçerisine de ben bütün aldığım aksesuarları koydum. Bayağı da iç alıyor yani şu an. Hepsi bunun içinde. Düzenli dursun diye bunun içinde tuttum. Şimdi size göstereceğim. Pembe renkli şöyle ipleri var. İki tane klipsi var. Genişletiyorsunuz. Bir buradan, bir de buradan. Şöyle açılıyor. İşte açıldığı zaman şöyle iyice açınca bakın kocaman oluyor. Aşırı kullanışlı. Hani böyle bir yere gittiğiniz zaman içerisinde makyaj malzemelerinizi koyup açtığınız zaman hepsi bir yerde gözükecek. O yönünü çok sevdim. İyi. Bu arada kıyafetlerin hepsi şöyle şu şekilde poşetlerin içerisinde geldi. Poşetleri de sakladım. Belki yine seyahate bir şey koyarım falan diye. Yine böyle büzüp çantaya atıyorsunuz. Buradan bağlayıp bir kemer aldım. Şöyle tokalarını yakından göstereyim. Böyle bu şekilde. Metali falan bayağı ağır bir metal arkadaş. İnce dandik kemerlerden değil. Ben biraz öyle olur mu diye tereddüt ettim ama ağır yani. Siyah yüksek bel. Bir tane daha belki delik açtırmam gerekebilir ama zaten belinize göre orada santim santim ölçüleri var. Ben en küçüğünü söylemiştim ama yine de küçültülebilir belki, delik açılabilir. Çok beğendim. Siyah deri. Böyle tokaları çiçekli gibi. Gayet kaliteli bir metali var bu arada. Bayağı beğendim bu kemeri. Severek kullanacağım. Zaten bir tane elbise aldım. Onunla kombinleyeceğim. Şimdi gösteririm size de. Yine böyle deri bir cowboy tarzı gibi bir bot almak istiyorum. Daha henüz almadım. Şu an elimde olan bir botumla bunu kombinleyeceğim. Böyle bu arada bunların fiyatları bayağı uygun. Elbiseler maksimum 15 dolar. Aldığım diğer mesela şu çanta 4 dolar falandı. 3,5 dolar falandı yani. 18 lira yapar. 18 TL yani. 18 TL'ye öyle bir çanta. Güzel bence bunlar falan. Hani TL'yi vurduğunuzda bile uygun bir site. O yüzden ekstra böyle mutluyum size bunu gösterdiğim için. Ayrıca size de bir indirim kodu veriyorlar. 30 dolar ve üzeri alışverişlerinizde %25 indirim kuponunu kaptınız. Aşağıya ekliyorum. O kodu kullanarak %25 indirim alabilirsiniz. Bu kemer, bayıldım. Zaten bu kemeri bayağıdır alacaktım ama bir türlü fırsat bulamamıştım. Kısmet burayaymış. Hemen gösteriyorum. Tamamen taşlı. Komple. Ucu şurasının birazcık daha böyle oval olabilirmiş ama tokası falan bayağı hoş. Şık bir geceye de giyilebilir. Gece dışarı çıktığınızda da giyilebilir. Günlük kotun üstüne bile bu takılır. Üstüne mesela tişört ve bunu bile takıp şık spor bir kombin yapılabilir. Şu an zaten bu moda. Trend bir parça. Bu sanırım 12 dolar mı 10 dolar mı neydi? Şöyle bir şey alalım. Çok güzel yani, çok istediğim güzel bir parça oldu. Onun dışında yine bir kemer. Bu da tam benim tarzım. Direkt sepete attım. Şöyle bu çok hafif bir kemer bu arada. İnci havası var, böyle incili gibi. Belinize de göre ayarlanabiliyor. Şöyle ucunda yine bir boncuk var. Baya hoşuma gitti ve çok hafif. Şu an ağır duruyor gibi olabilir. Ben günlükte bile bu şekilde kemerleri kullanıyorum. Çok seviyorum. Bu da şu an koleksiyonuma eklendi. Umarım bunlarda stoklar vardır. Az önce gösterdiğim taşlıda stok vardı ama bunda sanırım stok kalmamış. Belki stokları güncellerler.
diye ekleyeceğim. Umarım güncellerler. Onun dışında şöyle bir toka seti aldım ben. Açıkçası ya bu tokalardan yine istiyordum. Bir türlü yine almaya fırsat bulamamıştım. Denk geldi ve çok sevindim bunları aldığım için. Şimdi açıkçası ben bunları daha minik bekliyordum. Bunlar bayağı büyükmüş ve bu kadar büyüklüğe göre fiyatları bayağı uygun. Şunların hepsi 3,5 dolar mı neydi? Bunları Zara'da falan görmüşsünüzdür. Mutlaka görmüşsünüzdür. Zara'da 50-60 TL falan oluyor. TL'ye vurduğunuz zaman 24 liraya falan geliyor. Hani bunlar bijuterilerde bile şöyle 2 tanesi falan 24 lira oluyor. Bunun şunların hepsini ve kocamanlar gerçekten. Şöyle bayağı hoşuma gittiler. Bir tanesi böyle açılıyor. Ucunda da böyle bir boncuğu var. Diğerleri normal çıt çıtlı. Böyle bu şekilde hatta takayım. Bir tanesi de böyle paravana gibi takıyor. Paravana diyorum bak yine. Paravana ne diyeceksiniz? Paravana İzmir'de tel tokaya deniyormuş yani. Bize oldum olası paravana dediğimiz için öyle garip gelmiyor ama hani şimdi hemen siz söylemeden ben söyleyeyim. Tel toka arkadaşlar. Şöyle bir tanesini takalım. Bakın. Ay çok güzel oldu. Çok seviyorum ben böyle şeyleri zaten. Böyle mi devam etsek acaba? Hadi biraz böyle devam edelim. Sen de şu iki tane mi taksan? Tokam olunca ben bir şey abartmaya bayılırım. Neyse bu fazla oldu. Böyle devam edebiliriz. Eminim şu an tırnaklarıma dikkat ettiniz ve ya protez sandınız ya da bu kalıcı hojelerden ya da nail art deniyor onlardan sandınız ama değil arkadaşlar. Tırnaklarım kendi tırnağım ve bu da benim yine bir buradan aldığım bir alışverişim ve bunun fiyatı sadece 2,5 dolardı. Bu bir tırnak sticker'ı diyebilirim. Tam olarak ismini bilmiyorum. O kadar hoşuma gitti ki yani o sitede gördüğüm zaman. Yorumlara da baktım. Çok güzel olduğunu söylemiş herkes. Ve ben böyle tırnakla alakalı şeylere bayılıyorum. Ve denedim bugün bu videoyu çekmeden önce. Bu videoda da bunlar olsun istedim. Elle boyanmış gibi duruyor arkadaşlar. Böyle incecik zar gibi bir sticker. Bu paketin içerisinden bayağı bir çıkıyor. Yani şöyle göstereyim size. Böyle bunların hepsi... yere düşürdüm. Bir dakika. Ya bunların hepsinde farklı desenler var. Mesela şurada kaktüsler var. Çiçek desenleri falan var. Şu an ters mi tutuyorum size? İşte karanfilli falan var. Şurada böyle konuşma baloncuğu var. Özellikle şu kaktüsler çok hoşuma gitti. Onları da deneyeceğim en kısa zamanda. Yine böyle yapraklı şöyle desenler var. Bu paketin içerisinden 25 tane falan parça var herhalde. Ve her birinin içerisinde 30 tane var. Yani bayağı uzun süre gidecek ve sadece 2,5 dolar falandı bunun fiyatı. Bunu nasıl yaptığımı ayrıca size bir video çekeceğim. Tamamen böyle nail art gibi hiçbir şekilde böyle bir kalın bir katman değil. Yani ya bunu takma tırnak sanabilirler ki benim çoğu zaman tırnaklarımı takma tırnak sanıyorlar. Şu an sürdüğüm tırnaklarındaki bir ojem iki kat bir şekilde. Bu pastelin nude serisindeki princess rengi şu ojem var. Küçüklüğümüzde vardı ya böyle yapıştırıyorduk üzerine su değdirince direkt dövme oluyordu. Hani dövme gibi düşünebilirsiniz onun sticker'ı gibi. Çıkarttığımda hiçbir şekilde kopmadı yani bunların hiçbirini fire vermedim o yapmak istediğim hepsi tırnağında ve sandığımdan daha kaliteli çıktılar. Yani reklam olarak düşünmeyin gerçekten şu an tamamen objektif bir şekilde deneyimlerimi söylüyorum. Kimse bana bunu söyle demedi. Bana gönderdiler tamamen objektif yorumlarınızı paylaşmanız. Mutlu eder bizi dediler. Ben de tamamen kendi zevklerime göre alışveriş yaptım. Görüyorsunuz zaten benim önceki videolarımı izliyorsanız az çok benim tarzım olduğunu biliyorsunuzdur. Türkiye'de bunlar var mı bilmiyorum. Bunlar bittikten sonra umarım bulabilirim. Siteden tekrar alırım. Umarım stoklar bitmemiştir. Bitmediyse siz de hemen bence alın. Zaten ben manikürümü de kendim yapıyorum. Bu şekilde yapabilmek de beni çok mutlu etti. Böyle siyah bir bel çantası. Şöyle içindeki renkleri görüyor musunuz? Yani yanar döner böyle bir renkleri var içerisinde ama aslında rengi siyah. Kemeri falan yumuşak, klipsli. Beden olarak böyle tam oturuyor. Çok hoşuma gitti. Fermuarları falan da gayet kaliteli. İçerisi böyle. Yine önünde de şöyle bir fermuarlı bir bölmesi var. Ufak tefek şeyleri koymak için. Şu içerisinde yeşil, mavi yansımaları var. Çok güzel. Bir çantam yoktu. Bu da güzel bir alışveriş oldu. Şimdi kıyafetlere geçiyorum. Önce
aldığım bir pijama takımını göstermek istiyorum. Annem ona bayıldı. Keşke anneme de bir büyük bedenini alsaymışız. Bayağı benimkisine göz koymaya kalktı. Böyle siyah ve kumaşı, hani size nasıl anlatayım bilmiyorum. O kadar yumuşak, güzel bir kumaşı var ki. Yatarken giyerim ya da evde günlük bile giyilebilir. Kumaşın yumuşaklığını bakın. Tiril tiril. Aşırı rahat bir şey. Ben small bedenini aldım. Hani yine large'a kadar bedenleri vardı. Düz siyah bir üstü var. Altı. Üzerimde de gösteririm bunları. Böyle altında dantel bir detay var. O da çok hoşuma gitti. Bu kadar yumuşak geleceğini düşünmemiştim açıkçası. Annem en çok bunu beğenmiş, öyle söylüyor. Ben favori elbisem var. Onu birazdan göstereceğim. Hop, bunu koyalım. Şöyle bir bluz aldım, uzun kollu. Renkleri çok güzel bu arada. Çok tatlı bir mavisi var ve içerisinde turunculuklar var ama turuncu da tam turuncu değil. Kiremit rengine kaçıyor hafiften. Kolları lastikli. Beyaz bir pantolonla topuklu bot giyebilirim. Önü böyle V yaka. Güzel bir kumaşı var. Bunu da çok beğendim. Deseni falan. Şöyle bir etek aldım. Buna ne deniyor bilmiyorum. Ters gösteriyorum size. İki tur böyle bağlıyorsunuz belinizden. Ve eteğe dönüşüyor. İçerisine astar yapmışlar. Yani çok ince bir kumaşı yok açıkçası. Hani o kadar içinizi gösteren bir kumaşı yok. Şöyle göstereyim. Ama yine de hani astarı yapmaları iyi olmuş. Ruşu da çok güzel bunun. Bunu ben kısa beyaz bir kazakla giyebilirim. Salaş bir kazakla çok güzel olur. Bunun üzerine düz bir parça tercih ederim. Veya triko tercih edeceksem içerisindeki işte şu haki yeşili falan tercih edebilirim. Çok güzel olur. Belinin de ipli olması çok güzel. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek bel olduğu zaman bazen ben hani bolluk yaşayabiliyorum. Böyle ayarlanabilir olması çok güzel olmuş, o yüzden hani fermuarlı falan değil, direkt ipli. Kendi belinize göre tamamen ayarlayabiliyorsunuz. Bu tam benim tarzım zaten. Daha sonra şöyle bir elbise aldım. Açıkçası bu elbise biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Neden diyeceksiniz. Ben bunun kumaşını triko kumaşı bekliyordum. Bu birazcık da gömlek kumaşı gibi. Nasıl anlatabildim mi? Tam onların kumaş çeşitlerini bilmiyorum ama az çok hani tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu biraz böyle gömlek kumaşı gibi. Şöyle iyice yakından göstereyim. Ben böyle salaş, hani triko elbise olarak düşünmüştüm ama yine de güzel. Bunun üzerine ben kazak giyeceğim. Beyaz renk ya da siyah renk kazak, böyle salaş, bol bir kazakla elbise altını etekleştirip yine bir botla falan böyle çok güzel. Tam böyle bu mevsimde giyilebilir. Biraz kumaşı inceymiş. Yani tam böyle sonbaharda giyilir. Tam kışta giyilmez bu. Çok güzel, çok tatlı böyle. Buna hani direkt mesela siyah bir kazak geçirdim üzerine. Üstüne de kırmızı bir ruj. Nedense böyle puantiyeyle kırmızı ruj aklıma geliyor benim. Siyah ince kadın çorapları var ya. Onlarla falan da giyilebilir. Belki kışa uyarlanabilir. Puantiyeli olması güzel ama bakın mesela elim gözüküyor arkada, görüyor musunuz? Biraz ince bir kumaşı var. Uzun kollu, gömlek yakalı, elbise. Önü full düğmeli. Mesela bunu medium almışım ben. Böyle salaş bir elbise. Yine bunu hardal rengi, uzun bir ceketle kombinleyebilirim. Yine beline o az önceki benim deri aldığım kemer var ya, o çok güzel oluyor mesela buna. Onu takabilirim. Eteğini göstermek istiyorum. Düz etek yapmamışlar. Bayağı pay bırakmışlar. Uçuş uçuş. Yani şöyle bıraktığınızda uçuş uçuş. Çok hoşuma gitti bu elbise. Bu da tam böyle benlik. Benim kovboy çizmem var. Yine bu renklerde. Bu renge çok uyacak. Kahverengi. Beline de kemer taktık mı? Siyah bir kemerle. Yani siyah, belki siyah takarsak o bot olur mu tam emin değilim ama siyah bir bot almam gerekiyor. Bu videoda onu çıkartıyorum. Uçuş uçuş böyle dönesim geliyor. Bire bunu giydiğim zaman oynayasım geliyor. Bana çok enerji veren bir parça oldu bu. Özellikle etek kısmı. Yani bu da tam böyle mevsimlik, tam sonbaharlık bir elbise. Kollarını böyle katlamadan giymeyi tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Böyle çok tatlı bir parça. Bunlar da maksimum $15. Çok pahalı değil. O yüzden hani döviz bazlı baktığınızda bile Türkiye'den aldığınız bir parçaya göre çok uyguna geliyor. O yüzden mutlaka bir siteyi kontrol edin. Şimdi aldığım beyaz bir kazağı göstereceğim. Çok severek giyeceğim. Çok beğendim. Özellikle omuz detaylarına bayıldım. Bakın şimdi göstereceğim size. Böyle düğüm gibi bir detayı var. Omuzları düşük omuz yapıyor. O kadar güzel duruyor ki. Bunu tamamen beyaza beyaz kotla kombinleyebilirim ya da eteklerimle kombinleyebilirim. Arkası böyle bu şekilde düz tamamen. Belinizi tamamen kapatmıyor. O çok güzel. Ben kışın özellikle beyaz giyinmeyi çok seviyorum. Ben bembeyaz giyinmeyi çok seviyorum.
O yüzden bunu da muhtemelen bembeyaz bir şekilde de kombinleyeceğim. Ama farklı şekillerde de kombinleyebilirim tabii ki de. Şimdi son olarak favori parçamı sona sakladım. Son elbisemi göstereceğim aldığım. O kadar hoşuma gitti ki rengi, dokusu böyle bir otantik etnik bir parça. Hatta özellikle böyle Zara'da da sezon sezon böyle değişik parçalar çıkıyor ya. Sipariş verirken, sepetimi atarken çok beklenti içindeydim. Hatta mesela bunun kumaşı benim diğer az önce puantiyeli gösterdiğim kumaşını da böyle bekliyordum. Yani şöyle triko gibi böyle yakından anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama o siyah kemer, siyah bir bot, siyah bir fötr şapka mükemmel olur. Hayal edebiliyorum direkt. Gerçekten buna bayıldım. Aldıklarım arasında favorin ne derseniz bu. Mini bir elbise bu arada. Bel kısmını kemerle şöyle kaldırdığınızda şurası daha bir yine salaş oluyor. Efil efil bu da üzerine bir kazak geçirdiğim zaman altında şu etek gibi giyebileceğim. Her türlü kombinleyebilirim bunu. Şık bir topukluyla da kombinleyebilirim. Daha sportif bir botla, daha böyle kovboy tarzı da kombinleyebilirim. O yüzden bu parçayı aşırı beğendim. Yine bunun da böyle kolları lastikli. Hani bohem duruyor böyle hafif. Salaş duruyor, güzel duruyor. Bu kadar. Bu sonuncuydu galiba. Benim aldıklarım bu kadardı. Böyle umarım siz de keyifle izlemişsinizdir. Bana sonbahar alışverişlerin videosu çek demiştiniz. Yani tam bu alışveriş de ona denk geldi. Güzel oldu bence. Ara ara bence takip edin. Alacağınız aksesuar varsa benim gibi kıyafet falan varsa hani biraz kurcalayın. Çok güzel şeyler oluyor arasında. Daha böyle gotik tarzı şeyler de var ama yine benim aldıklarıma bakın hani benim tarzım olan şeyler aldım. O yüzden siz de kendi tarzınıza göre şeyler belki bulabilirsiniz. Böyle bir şekilde kanalıma hala abone değilseniz ilk defa belki bu videomla beni tanıyorsunuzdur. Hoş geldiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da kaçırmamak için çanınızı da açabilirsiniz. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.